Ergün diler ince ayar. Başkan Erdoğan'ı tasfiye etmek için anlaşan ve bunun için ittifak yapan muhalefetin kurdaki düşüşten sonra zora girdiğini söylemek abartılı olmayacaktır. Siyaset gereği iktidarı istersiniz, doğaldır. Kimse eleştiremez. Ancak asıl mesele sonuç almaktır. Bu kolay değildir. Bu son krizde görüldü ki muhalefet kesinlikle Erdoğan'ın gittiğini düşündü. Erdoğan ''Siz kim ekonomikim, bana mı öğreteceksiniz işimi?'' dedikçe üzerine gittiler. Neler demediler, özellikle Eylül'den bu yana ciddi ataklar gerçekleştirildi. Artan hayat pahalılığıyla birlikte muhalefet umutları budadı. Karamsar tablonun oluşmasına katkı verdi. Bu net, bunu başardılar. Ancak son tahlilde rakip gördükleri Erdoğan'ın elini tahmin edemediler. Maçın döneceğini hiç mi hiç düşünmediler.'' Hatırlayalım. İyi Parti lideri Meral Hanım'dan başlayalım. Hükümeti acilen ciddiyete davet ediyorum. Türkiye'de ekonomi temennilerle yönetilemez. Temenni ederek ekonomiyi canlandıramaz. Ben bu konuşmaları büyük bir ciddiyetsizlik olarak görüyorum. Hükümeti acilen ciddiyete davet ediyorum. Türkiye devlet krizi yaşıyor. Böyle çok çıkışı vardı. Alın size bir örnek daha. Dolar aldı başına gidiyor. Ülkemizin durumu uçuruma yuvarlanacak bir otobüse benziyor ve maalesef hepimizin içinde olduğu o otobüsün direksiyonunda da yorgun bir şoför var. Yorgun şoförün direksiyon başında oturma ısrarı sorumsuzluktur. Direksiyon o yorgun şoförün elinden alınmazsa ülkemizin o otobüsün içinden canlı çıkma ihtimali yoktur. Bence Meral Hanım küresel ekonomik anlayışla iç içe olan en önemli partinin lideriydi haliyle kurdaki hareketlilik hakkında en çok fikir beyan eden de kendisi oluyordu. Kur krizine davetiye çıkarıp Türk lirasını pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz, projelerimiz ve kadrolarımızla hazırız, biz çözeriz. Çıkışı da hafızalardaki yerini koruyordu. Meral Hanım devamlı konuşuyordu da Kemal Kılıçdaroğlu susuyor muydu? Elbette hayır, susmuyordu ve en incitici cümleleri Kemal Bey kuruyordu. Erdoğan diyor ki bu ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız. Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor? 20 yıldır neredeydin? 1 dolar 1 liraydı. Ne oldu 12 lira oldu. Milli kurtuluş savaşı veriyormuş. Millete gaz vermeyi bırak otur görevini yap. Ders verdim dersini çalış. Kemal Bey son dönemde yanına TÜSİAD'ı da alarak yükleniyordu. TÜSİAD'ın ''Sayın Başkanına aramıştım, ekonomik gidiş hiç parlak değil, ciddi bir sorun var, döviz kontrol edilemiyor.'' Hükümet büyük bir kayıtsızlık içinde Türkiye'nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz. Ülkeyi yönetenler ülkeyi seviyorlarsa, insanlara saygı duyuyorlarsa, ticaret erbabına, sanayiciye saygı duyuyorlarsa, çiftçiye, esnafa saygı duyuyorlarsa, kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa, bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun sandık geldiği andan itibaren dövizde düşer. DEVA Partisi lideri Ali Babacan da Aynı frekansta gidiyordu. E, Sayın Erdoğan durun yeter artık dolar 12 geçti ekmek 4 lira olmak üzere kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar dibe batıyoruz durun artık. Gelecek Partisi ile yoluna devam eden Ahmet Davutoğlu da pas geçmiyordu. Eleştiriyordu. Ciddi olarak yükleniyordu. Dolar 12'lere geçti siz seyrediyorsunuz faiz sebeptir enflasyon neticedir diye bahane üretiyorsunuz. Sorumluyu uzaklarda aramayın, aynaya bakın. Sebepsizsiniz, ülkenin geleceğini yakmanıza izin vermeyeceğiz. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu da kervana katılanlardandı. AK Parti sebep yüksek döviz kuru sonuçtur çıkışıyla bütün muhalefetin aynı payda altında toplandığını gösterir gibiydi. Adı üzerinde muhalefet elbette eleştireceklerdi. Bunda sorun yok. Sorun Erdoğan gitti bitti silindi diye düşünmeleriydi. Bunu öngörememeleri ilginçti. Bu ülkede hükümetler ya darbeyle ya parayla giderdi. Net, Erdoğan'ın da böyle tasfiye olacağını düşünmeleri, hiç direnmeden teslim olacağını varsaymaları siyaset açısından da sorunluydu. Bu yazdıklarım küresel mücadelenin içerideki safhası. Yılbaşından sonra küresel ataklar göreceğiz. O zaman içerisini dışarısıyla birleştiririz. Devri sona erdi gözüyle bakılan Erdoğan büyük oyunu bozdu ve küresel anlamda örnek oldu. Bu az şey değildi. Bundan rahatsız olanların değişik kanallardan geleceğini şimdiden söylemek için kahin olmaya gerek yok. Ancak Türkiye yoluna devam edecektir. Anlaşılması gereken de buydu sanırım. Erdoğan'ın yaptığı hamle Şampiyonlar Ligi'ne aitti ve orasını bile dağıttı. Bu Türkiye'nin bölgesel lige dönmeyeceğinin işaretiydi. Parayla çok kez sırtı yere düşen Türkiye bu kez parayla tuş ediyordu. Başkan Erdoğan parayla ince ayar çekiyordu. Bu hiç alışık oldukları bir adım değildi. Kafalarının karışmasının nedeni bu. Ergün Diler Takvim Ali Kara Hasanoğlu Satıldık, satılıyoruz ey halkım. Döviz ardı ardına değer kazanırken her gün manşet atıyorlardı. Hani imkan olsa yazılı basınları eski yıllarda olduğu gibi birinci baskı ikinci baskı yapacak hale gelmişlerdi. Ağızları kulaklarına varıncaya kadar yayılmış, tencerenin götürmeyeceği iktidar yoktur mavalıyla, yakın tarihlerde nasıl ki milletin 2 liralık patatese inancını, şerefini, vatanını satacağını düşünmüşlerse, şimdi de 1 dolara bu ülkenin inançlı insanlarının her şeylerini satacaklarını sanıp, son dakika haberleriyle Yine rekor manşetlerini atıyorlardı, rekorun haklı gerekçelerini de sunuyorlardı. Azizim, adamların parası, rezerv para değerlenecek tabii ki. Senin üretimin yok ki, ihracatın da ithalatına bağlı. Adamlar bir tane cep telefonu yollayıp senden bir kamyon domates alıyor. Ha ha ha. Dolar değil, şimdi TL rekor üstüne rekor kırıyor. Kimse bana dolar 12,5 liraya indi diye bayram mı edelim? Zaten bu dolar 3 ay önce 8 liraydı demesin. Dolar 18 lira olunca siz bayram ediyordunuz ya. Yok canım bu kadar da olmaz bu işin çivisi çıkmış işler kötü dedik ama bu kadarı da fazla demeyip oh oh tencere bu iktidarı da götürmek üzere veya bizim paranın değeri bu ülke satıldı onun içinde TL'nin değeri kalmadı diyordunuz ya. Şimdi de TL değerlenince gerçekten gazetecilik yapıyorsanız gerçekten ne değerleniyorsa tarafsız objektif olarak onun haberini vermeniz gerektiğine göre. Hani Türkiye'de yaşayıp bu ülkenin ekmeğini yediğiniz için TL'ye torpil de istemiyorum. TL değer kazandığında da TL rekor üstüne rekor kırıyor demeniz gerekirken en azından TL kaybettiğini ikişer ikişer geri alıyor demeniz gerekirken şimdi ne diyorsunuz? Faiz örtülü kral çıplak e zaten siz faizi artırın, dolar çıkmasın demiyor muydunuz? Varsayalım örtülü faiz geldi, bunun neyine itiraz ediyorsunuz? Olur mu? Kafaya koydular, geziyle iktidarı devremediler, 17 Aralık emniyet darbesiyle başaramadılar. 15 Temmuz'la yapamadılar. Şimdi tencereyle yıkacaklar. Bir avuç baron piyasadan doları toplayıp Amerika parasına değer kazandırırken operasyon yok. Bu alçaklar adamların parası, rezerv para kardeşim. Sen ona niye posta koyuyorsun ki? Haddini bil dediklerinde Amerika parasının değerlenmesi için verilen gaz için tek kelime yok. Şimdi ne manşet atıyorlar biliyor musunuz? Amerikan dolarına devlet garantisi. Patronu Fransa'da yaşayan sözcü atıyor bu manşeti. Patrona Fransa garantisi diye manşet atacak değil ya. Amerikan dolarının sanki ihtiyacı varmış gibi, sanki dünyanın tamamı Amerika tarafından sömürülmüyormuş gibi, buradaki uşaklar da Amerika'nın değirmenine gönüllü su taşımıyorlarmış gibi. Amerikan dolarına devlet garantisi diye manşet atıyorlar. Siz dolarda şişirme yapıyorsanız devlet bu suni fiyat şimdi fiyatı normale yakın seviyeye getirdim. Sen satılmış Amerikan uşaklarının söylemlerinden etkilenip tereddüt ediyorsan ben sana garanti veriyorum o 18 liralık fiyat şişmeydi diyor. Emperyal devletlerin hain işbirlikçileri hemen sahneye çıkıyor örtülü faizin faturası milletin sırtına bindirildi. Bre ahlaksız, dolar 18 liraya suni olarak çıkartıldığında, Türkiye'nin dış borcunun kamusuyla özeliyle 450 milyar dolar olduğunu varsayarsak, bugünkü dolar seviyesine göre borcumuz 150 milyar dolar artıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun göbek attığı Akşener'in ona saz ekibiyle eşlik ettiği Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın solistlik icra ettiği şarkı eşliğinde. Bir çırpıda Türk milletinden 150 milyar dolar çalındığında emperyalist devletlerin resmen hırsızlık yaptığı ortamda borç milletin sırtına binmiyor. Milletin durumunda hiçbir değişiklik olmuyor. Ama devirmek istedikleri iktidar bir adım atıp şişirilen kuru indirmek için suni fiyatın gazını almak için kur garantisi veriyorum dediği an, milletin sırtına borç biniyormuş gibi hava estiriyorlar. Ki dolar 18'de kaldığında cebinizden para çıkıp gidiyor. İleride gidecek falan değil, resmen cebinizden çıkıp gidiyor. Ama kur garantisi verildiğinde, cebinizden para çıkmıyor. 3 ay sonra dolar yine değerlenmiş olursa o zaman faiz üstü kadarı milletin cebinden çıkıyor. Çıkıp çıkmayacağı şu an için henüz belli değil. Birinden hemen para çıkıyor, diğerinde cebinizden para çıkmıyor, ileride çıkma ihtimali oluyor. Bu ikisini birbirinden ayırt edemeyecek kadar gözleri dönmüş muhalefet sözcüleri ellerini ovuşturarak bekledikleri neticeyi elde edemediklerinden olsa gerek dolar değer kaybettikçe karalar bağlıyorlar yaz tutuyorlar. Merkez Bankası Başkanlığı yapmış Durmuş Yılmaz döviz değerindeki azalmayla alım fırsatı doğdu. Hemen alın yarın artacak mealinde sözler sarf ediyor. Sabah oluyor, dövizde artış martış yok, akşam oluyor, artış değil iniş var. Adam hiç utanmıyor. Ertesi sabah kalkıyor, dövizde biraz daha iniş var, adam yine utanmıyor. Partisinden bir tane ülkücü adam da çıkıp, sen ne utanmaz birisin, sen Amerika'dan mı maaş alıyorsun ki, Amerika'nın parasının artmadığı bir süreçte halkı paniğe sevk edip dolar almaya tahrik ediyorsun demiyor ve ilk şaşkınlıkları geçtikten sonra biraz daha aklı selimle hareket etmeleri gerektiğine karar verip ''Niye bu kadar beklediniz, bu modeli iki ay önce hayata geçirseydiniz ya?'' diyerek kılçık atmaya devam ediyorlar. Kur garantisi milletin sırtına bindirildi diyenlere tekrar hatırlatayım. Dolar 18 lira olduğunda onun faturası Amerika'nın sırtına mı bindiriliyordu? Ki bu halkın parasının değerlenmesine üzülüyorsunuz. Bu halkı Amerika'ya satıyorsunuz. Ali Kara Hasanoğlu yeni akit.